Yeniden siz değerli gönüldaşlarımla birlikteyiz bu güzel frekanslarda. Muhteşem bir bölüm sizi bekliyor. Sadece 9 dakikanızı alacağız. Sadece 9 dakika ya da böyle yapalım ya böyle yapalım. 9 dakika beni dinleyin değerli gönüldaşlarım. İnanın diyeceksiniz ki ya bizim bu hoca arkadaş ya da kardeşimiz ya da arkadaşımız doğru söylüyor diyecek. Bugün Günümüzün hastalığı olan telefon, bilgisayar, tablet, oyunlar, işte e, tüm dünyada olan PlayStationlar, bilgisayar oyunları vesaireler. Bana kardeşlerim o kadar çok yazı yazdılar ki, benim şahsi telefonum internette var bulabilirsiniz. O kadar çok yazı yazdılar ki, o kadar çok aradılar ki arayıp hocam ne olur bir dua öner de bize şu meseleyi bir çözelim ne olur şu şunu bir e, ortadan kaldıralım. Hocam çocuğumu bilgisayarın başından kaldıramıyor. Hocam evladımı telefondan ayıramıyorum böyle. Böyle telefonda ayıramıyorum. Hocam işte oyundan çocuğun başını kaldıramıyor. Fark etmiyor erkek kız fark etmiyor. Oyundan kaldıramıyorum diziden kaldıramıyorum. O özel sektör hani ya internet üzerinden yayın yapan devamlı diziler, filmler e, uygulamalarda var ya hani ya paralı işte aylık 30 lira 50 lira veriyorsun da işte binlerce film, video vesaire var ya ha, kaldıramıyorum hocam. Elini alıyor bir cipsi yanına koyuyor, koyuyor bir tane kola. Anlatabilir mi değerli gönüldaşlarım? Genel itibariyle. Öyle o bir şöyle koca 250 gramlık kocaman bir cipsi kocaman bir 1 bir litrelik bir buçuk litrelik kolayla beraber şöyle 3 saat duruyor diyor. Şöyle 3 saat duruyor. Ancak ne zaman oradan kalkıyor? Bir karnı acıktığı zaman iki def o hacet dediğimiz lavabo ihtiyacı olduğu zaman anca yerinden kalkıyor. Hocam ne olur? Artık Dilimizde tüy yav evladım yapma yapma kızım yapma oğlum bak derslerine çalış oğlum bak kaç yaşındasın kızım niye böyle yapıyorsun Ev işi yapmak yok Dışarının işini yapmak yok evde bir şey alıp bir şeyi temizlemek yok bir şeye gidip bir şey alıp gelme yok ya bakkala gidip ekmek almıyor ya hemen uygulamadan tık 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 iki tane ekmek bir tane süt İki tane cipsi, bir tane kola, bir tane e, işte o hani şu anda son dönemin hani makarna var ya hazır makarna gibi aynı. Makarna kurban olsun onunla ayrı bir konu da. Yani makarna gibi olan var ya bir tane de. Ne diyorlar? Nodul diyorlar. ha. He. o. Oh. Hemen tık 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 buradan şöyle Anne tamam, tamam diyor. Ben hallettim diyor onu. Erkeği de kızı da. Bir bakıyorsun yarım saat sonra, bir saat sonra, 40 dakika sonra tık kapı çaldı. Tık. Siparişiniz var. Ya arkadaş. Tamam geldi eyvallah. E peki kızım sen ne yapacaksın? Anne diyor sen istemedin mi bunu? Aha aldık işte tamam. Benim gitmeme ne gerek var? Ya oğlum sen ne iş yapıyorsun o zaman? Anne diyor tamam diyor ne gerek var diyor. Sen diyor anne çok geride kaldım be. Baba diyor çok cahilsin köylüsün be. Baba köylüsün. Bitti artık o eski senin dönemin. Bakkala git. Bakkal amcadan işte bir tane makarna al. İşte bir tane yoğurt al. İşte bir tane salça al. Gel bu eve. İşte annem makarnayı pişirsin. İşte salçalı yiyorsa salçalı. Değilse yoğurtlu ye. Öyle bir dünya yok. Artık baba diyor. Sen diyor çok cahilsin ya. Çok geride kaldı. 20 sene geride kaldın sen. E ne olacağımış? Hemen bir tane noodle alıyorlarmış. Suyu ısıt. O da kettle'da. Hemen 2 dakikada ısınıyor zaten. Tık. Üzerine suyu dök. Ee, sosunu, ketçabı, neyse artık sosumuz içinde zaten onun hepsi. Tık koy, hemen üf, çektim, bir dakikada yedim, bitti gitti. Oğlum iyi de bunun zararı var, bunun faydası var, bunun bir şeyi var yani muhakkak. Hiç araştırdın mı zararı ne? Sana ne faydası var? yok, onlar da yok. Oyun, değerli gönüldaşlarım bilgisayar oyunları, tabletler, cep telefonları, bilgisayarlar. Ee, televizyondaki diziler, filmler bizim gençliğimizi, şu son dönemdeki gençliğimizi aldı gitti. Ben dahil. Benim de evladım var. Benim de aynı. Bakın itiraf ediyorum. Benim de aynı. Arkadaş ya oğlum bak ezan okunuyor. Gel bir namaz kılalım. Baba sen kıl diyor. Kılarız diyor. Acele ne diyor. Ya kızım akşama kadar film izledin. Evin hiçbir işini yapmadın. Ananı adeta kanser ettin. Kadıncağız söylediği söylüyor. Ya kızım şurayı bir sil. Kızım şu mutfağın şurasını bir topla. Ya ben istemiyorum benimkileri. Kendi pisliğinizi temizleyin diyor. Aa, kimse istemiyor. Ne mutfağa giren var ne banyoya giren var. Ne yiyeceği içeceği bakan var. Ne dışarıdan bir şey alınmaya bakan var. Dışarıdan bir şey gelecek ya, ya baba getiriyor ya uygulamadan söylüyorlar. Eğer içeride bir şey yapılacaksa eğer, ya anne yapıyor çünkü de temizlik olması lazım, el, elbiselerin yıkanması lazım, ütülenmesi lazım işte evde bir şeylerin pişmesi lazım ya hani ya. Bunları da anne yapıyor. İyi e, evladım siz ne yapıyorsunuz peki? Dersler ne alemde? E, yerlerde sürünüyor derslerde. Matematik kaç? 30. Türkçe kaç? 40. Fen kaç? 40. Coğrafya kaç? 50. Kimya kaç? 30. E peki Hiçbir iş yapmıyorsunuz evde. 24 saatin 8 saati okula gidip geldiniz. E geri kalan ne olacak? 16 saat hadi 8 saatin uyudun, 10 saatin uyudun. Öbür tarafı ne olacak? Hani bu dersler? Baba diyor biz okulda çalıştık. Ne zaman çalıştın diyorum? Teneffüste çalıştım diyor. Koca bir yalan. Koca bir yalan dünyası. Meydana getirmişler kafalarında. Dolayısıyla değerli gönüldaşlarım bu son dönemin çağımızın hastalığıdır. Buna ben değerli gönüldaşlarım günümüzün hastalığı derken dijital hastalık diyorum buna ben. Bu dijital hastalıktan kurtulmak mümkün müdür? Evet değerli gönüldaşlarım mümkündür. Mümkündür. Nasıl yapacağız peki değerli gönüldaşlarım? Öncelikli olarak bu dijital hastalıktan kurtulmak için bir kere her şeyde önemlisi halis bir niyet edeceğiz. Allah'ım benim çocuklarım bu dijital hastalıktan kurtulmuyorlar, kurtulamıyor. Kendileri kurtulamıyor. Ben onların adına niyet ediyorum. Allah'ım benim evlatlarımı, işte benim kocamı, kimse, benim kocamı, benim işte e, kadınımı, işte benim e, ailemi, işte benim e, kendimi bizatihi, işte e, kendi babamı, kendi annemi bu dijital hastalıktan kurtar Allah'ım diye Önce niyet edeceğiz. Sonra Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim veya da kovulmuş olan şeytanın şer şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla diyeceğiz. Türkçesini de söyleyebilirsiniz, Arapçasını da. Diyelim ki Türkçesini söylüyorsunuz. Kovulmuş olan şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adı. İkisini birlikte söylediniz değil mi? Bunu kaç kere söyleyeceksiniz? Bir tesbih. Üç defa yani. Bir tesbih söyleyeceksiniz. Sonra değerli gönüldaşlarım. Kur'an-ı Kerim'de Asr suresi var. Sadece billah. Vel asr. İnnel insane lefî khusr. İllellezîne amenü ve amilü salihâti. Felehum ecrün. İllellezîne amenü ve amilü salihâti. Ve tevâsavu bil hakkı ve tevâsavu bil sabr. Bazen biz de insanız değil mi? Ara ara oluyor böyle yani. E, tin suresine gidiyor bazen. İnsan yaşlandıkça böyle zekada da problemler meydana gelmeye başlıyor. Normalde unutkanlık falan. Vel asr innel insan lefi khusr illellezine amenu ve amilu salihate ve teba bil hakkı ve teba sabr. Suresini, asr suresini ne yapacağız değerli gönüllü aşkarım? Günde ortalama yedi defa veya 10 defa, veya 4 defa, veya 21 defa okuyacağız. Önce bir tesbih Avuzu billahi mineşşeytanirracim, Bismillahirrahmanirrahim bir tesbih 100 tane. Sonra 7 defa, artık okuyabiliriz 10 defa, 20 defa, 50 defa, neyse artık 5 defa böyle Asr suresini okuyacağız. Okuduktan sonra değerli gönüller Okuduktan sonra ne yapacağız? Değerli gönüldaşlarım. Okuduktan sonra vellezinehum an salatihim velezine velezinehum an lagvi muridun. Onlar boş şeylerden yüz çevirirler. Maun suresinin 3. ayetini de okuyabiliriz. Maun suresi 3. ayet. Demek ki dijital hastalıktan Kurtulmak için yapılması gereken neymiş? Önce niyet etmekmiş. Sonra bir tesbih boyunca avuzu besmele çekmekmiş. Sonra asgari 7 defa asr suresini okumakmış. Ondan sonra da maun suresinin üçüncü ayetini okuyabiliriz. Ve Ladinuhumanillahbi bir defa okuyabiliriz. Sonra ne yapacağız? Rabbim bizi bu hastalıktan işte kimse hasta bunu kurtar diye dua edeceğiz. İsteyen bir suya okur, üfler. Onları kim bu hastalığın içindeyse onlara içerir. Ve bunu değerli gönüldaşlarım o hastalıktan kurtulana kadar devam etmek gerekir. Bilginize diyorum. Hepinize Allah'a emanet ediyorum. Kalın sağlıcakla.